Efendim Nidem. Ne haber İbrahim? Ben hayatla konuşabildim mi diye merak ettim de. Daha iyisini yaptım. Aa, öyle mi? Ne yaptın? Murat'la konuştum. Hayatı üzersek karşısında beni bulacağını söyledi. O ne dedi peki? Bu durumdan pek hoşlandığı söylenemez. Peki o zaman ben seni daha fazla tutmayayım. Görüşürüz. Görüşürüz. İşine başa düştü kızım Dido. Sana senden başka kimsenin faydası yok net. Peki efendim çocuk mocuk düşünüyor musunuz? Anlamadım. Malumunuz şimdiki gençler bir tuhaf. Böyle nikahsız yaşayanlar mı dersiniz? Efendim evlenip de çocuk sahibi olmak istemeyenler mi dersiniz? Gir. Kahveleriniz. Eyvah hayat. Yani eyvah. Sıcaksa hayat da olmaz diyecektim ben. Benim dişler takma. Sıcak bir şey içince yapışkanı gevşiyor. Anladım anladım. Ben de hayat deyince tanışıyorsunuz sen de. Hayat benim asistanım Emine Hanım. Emine Hanım? Evet, kendisi Katarlı otel zinciri sahibi. Öyle mi? Memnun oldum Katarlı Emine Hanım. Sizin burada ne... ne yapıyorsunuz siz burada? Arayıp gelemeyeceğinizi söylemiştiniz. Vallahi oldu bir şeyler işte. Ben de şu an pek işin içinden çıkamıyorum. Bu arada Emine Hanım, Hayat Hanım'ın CV'si oldukça iyidir. Kendisi 6 dil biliyor. Hatta dillerden bir tanesi de Arapça. Maşallah, maşallah. Siz de bir şey söylemek ister misiniz? Ne gibi? Arapça yani. İsterim, isterim. Hem de çok isterim. Seyil meyil keyfül hakikat hayırdır. Hicabül ayetül kat iyyen kat kayıtsızın şahsiyen. Hesaben helleyi mehelleyül fenayen. Fırkayı amalen ayyülül kat iye farziye eşeh zaptelül yallah vallah eyvallah. Evet, ne diyor? Yok, son derece kadınsal bir sohbet. Bence çevirmese daha iyi münasip değil. İzninizle bu işi daha fazla sarpa sarmadan ben işimin başına döneyim. Ya anne sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Orada orada sen ne işin var senin? Bunları biraz kropluyorum. Sen bu dediklerimi yap, sonra tekrar çalışırız. Efendim? İbrahim, yetiş. Burası Arap saçına dönmek üzere. Ne oldu ki? Annem Sarçay'a gelmiş şu an Murat'ın odasında. Onun orada ne işi varmış? Ben de bilmiyorum. Murat annemi şu an Katarlı bir iş kadını sanıyor. Ya bir şeyler yapmamız lazım. Hadi ben Murat'ı bir yolunu bulup odadan çıkarırım. Ama annem işleri daha fazla karıştırmadan birinin gelip onu alması lazım. Koş. Tamam 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 sakin ol. Geldim ben. Hemen geliyorum.
Tasarımcılarımız iç mimarlarınıza görüşür zaten. Ama dilerseniz konsept çizgisini baz alıp daha başka bir çalışmalar da yapabiliriz. Tabii canım, tabii onlar hallederler. Kendi aralarında hallederler, çözer yaparlar. Hatta pek de güzel yaparlar. Yalnız böyle olacaksa haşır huşur nevresimler istemem ben. Böyle olacaksa saten, pamuklu, güzelinden olsun. Aynalar böyle zarif, ince göstersin. Efendim perdeler kolay sökülebilir olsun. Böyle mekanizmaydı falandı filandı. Onlarla uğraştırmayın bizi anacığım. Gir. Murat Bey, biliyorum toplantıdasınız, bölüyorum, kusura bakmayın ama Azime Hanım geldi, sanırım acil bir durum var. Acil bir durum derken bizimkiler demine bir şey mi olmuş yoksa? O kadar büyük bir şey olduğunu sanmıyorum ama Necat Bey'in odasını aldım şimdilik. Çok özür dilerim, benim gitmem gerekiyor. Yok, rica ederim, siz beni düşünmeyin. Buyurun gidin, ben beklerim. Tamam Hayat Hanım, sizi ilgilenir zaten. Ay, aile çok önemli tabii ki. Buyurun, buyurun. Sen ne yaptığını sanıyorsun anne ya? Senin burada ne işin var? Hüviyetini düşürmüşsün. Ben de alayım, onu getireyim dedim. Uğraşmayasın diye. Baktım ki sonra... Ay bir de ne göreyim, ben seninkinin odasındayım. Bir dakika, bir dakika. Senin giderken? Murat. Sen Murat'ın benim sevgilim olduğunu nereden biliyorsun? Kızım, sen o yollardan yürürken biz dönüyordum. Hey! He. Bu da kimlik getirme kostümün düğüne gider gibi. Aşk olsun, yani müstakbel damat namzedini iş yerinde ziyaret ederken paçoz pandoros mu geldi? Aa! Teessüf ederim. Yani o kadar da değil hani. Anne, itiraf et. Kimlik mimlik bahane. Sen burayı Murat'ı görmeye geldin. Ne münasebet canım? O kimmiş ki ben onun ayağına gelecek? O benim ayağıma gelsin. Aa, zamanı geldiğinde zaten el öpmeye gelecek kendisi de. Hı? Bak, lütfen bana çok açık verdim deme. Ne konuşuyorsunuz siz o zamandan beri? Ayol, ne olacak? Turizm sektörünün Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinden bahsettik. Efendim, konsept mağazacılığın yeni yüzü olan Sarte'yi falan konuştuk. Doğal olan şeyler yani. Müzik.